8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz kişisel gelişim uzmanı Murat Tunalı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Çok sağ olun. Hocam, günümüzde çocuklar annelerine, babalarına okuyup ne olacağım ki, nasılsa para kazanamayacağım şeklinde bir an önce hayata başlamak, örnek olarak, ideal olarak almış oldukları fenomenler var. Bunun önüne geçmek için anneler, babalar çocuklarına ne şekilde tavsiye vermeli, yön vermeli, nasıl çocuklarımızı yönlendirmeliyiz? Evet, okul hayatının daha önemsiz olduğunu, artık okumanın çok önemli bir hal almadığını, hatta diplomalı çok fazla işsiz olduğunu örnek olarak göstererek çocuklar okul hayatlarının önemsiz olduğunu vurgularlar ve burada aslında maskelemeye çalıştıkları şey şudur çocukların. Okuldaki akademik çalışmaların, derslere çalışmanın, ödev yapmanın zorluklarını maskeleyerek buna üşenmenin, işte bunu yapmak istemiyor olmanın, sorumluluklarını üzerinden atmanın bir yöntemi olarak bunu söylerler aslında çocuklar. Ama işin gerçeğine baktığımızda çocukların bu niyetinde, bu söylemlerinde anne babaların payı hiç yok mudur? Kesinlikle vardır. Şöyle ki, eğitim hayatının gerekliliğini bir diploma üzerine kurgulayarak çocuklara vurgularlar. Çoğu zaman yıllarca, sizler de yaşamışsınızdır, bizim de çocukluğumuzda anne babalar hep üniversite mezunu olmanın, üniversite diploması sahibi olmanın ya da lise mezunu olmanın toplumda daha saygın bir yer edineceği vurgusunu yapmışlardır. Günümüzde ise çokça üniversite olması, çokça lise olması, çeşitli lise eğitimlerinin olması ve çocukların bu liselerden mezun olduktan sonra iş bulma konusunda daha farklı yerlere yönelmiş olmaları, bir süre işsiz kalmış olmaları malzeme olarak toplumda çokça yer almakta. Ama şöyle bir gerçek var, bizim dikkat ederseniz hayatımızın yaklaşık olarak büyük bir kısmında lazım olan bilgileri bizler ömrümüzün %20'lik, %30'luk kısmında, ilk başlangıç kısmında elde ediyoruz. Hobilerimiz, mesleki tercihlerimiz, yönelimlerimiz, alışkanlıklarımız, işte hayatımızı kolaylaştıracak olan bilgilerin çoğunu hayatımızın ilk 20 yılında, 25 yılında temin ediyoruz. Şimdi bu temin ettiğimiz yerlere baktığımızda genel itibariyle okul hayatında edindiğimiz o süreçlerdir. Şimdi çocuğun ilkokul ve ortaokuldan sonraki eğitim hayatını yok sayarsak, çocuğun lafına bakarak, sözüne bakarak eğitim hayatının gereksizliği olarak vurguladığımızda çocuk aslında hayatı öğrenecek ama zor yoldan öğrenecek. Ben şöyle örneklendiriyorum okul hayatını, eğitim hayatını, kulağı düz yoldan tutmak. Ama eğer okul hayatını bir kenara bırakırsak, çocuk çok erken bir şekilde mesleki yaşama atılırsa hayatın zorluklarını daha fazla yaşayacaktır ve kulağı tersten tutmaya çalışacaktır. Yani tabir uygunsa hayatını beden gücüyle, biraz daha bireysel çabalarla kazanma eğilimine girecektir. Ama eğitim hayatını tamamlarsa biraz daha zihinsel güçle, biraz daha az çaba harcayarak daha kolay bir şekilde hayatını kazanacaktır. O nedenle bence hani anne babalar bu noktada çocuklara tavsiyede bulunurken eğitim hayatını bir kağıt, bir ne bileyim işte mezuniyet olarak göstermemeleri gerekiyor. Daha doğrusu öğrenecekleri, hayatında kolaylaştıracağı bilgiler, işte hobileri, eğlenceli kısımlarını aktararak eğitim hayatını güzelleme yaparsa çocuğa, başarısız olsa bile, örnek veriyorum sınavlarda ya da derslerde başarısız olsa bile illaki çocuk hayatta bir noktada tutunacaktır ve başarılı olacaktır. Sevdiği alanda başarılı olacaktır akademik kısımdaki eğitimin. Böyle yorumlayabiliriz. Bence anne baba olarak çocukların eğitim hayatını bir diploma, işte ne bileyim duvarda asılı olan o diplomalarla afişe etmemeli. Açıkçası hani İbn Haldun'a atfedilen bir söz vardır ya, insan beyni değirmen taşı gibidir. Yeterince doldurmazsan kendinden yemeye başlar der. Ömrümüzde, yaşantımızda bizim eğitim hayatında edindiğimiz o bilgiler, kendimizi geliştirdiğimiz argümanlar o değirmen taşına, beynimizin değirmen taşına akıttığımız buğday gibidir. Eğer biz bu eğitim hayatını tamamlayamazsak, kitaplardan, işte akademik olarak derslerden, öğretmenlerden, çeşitli bilgi kaynaklarından temin edemezsek oraya parazit şeyler girecektir. Buğday yerine akıttığımız taşlar, ne bileyim nüveler ya da o değirmenin taşını deforme edecek, bozacak olan malzemeler girmeye başlayacaktır. Bu da hayatımıza yansıması, sorunlarımızı çözememe, işte şiddet olaylarına yönelme, hayatımızda kendimizi eksik hissetme, komplekslerle yaşama gibi sorunlara sebebiyet verecektir. O
nedenle eğitim bence kesinlikle alınabildiği kadar alınmalı ve akademik olarak sadece ders, diploma olarak görülmemeli. Kitap okumak, film izlemek, eğitim almak gibi şeyler de, seminere gitmek gibi şeyler de addedilebilir. Hocam önemli şeylerden bir tanesi de anne babalar olarak okul, yani okul seçimi ve aynı zamanda doğru meslek seçimi veya çocuğu doğru yönlendirmek. Evet. Burada anne babalara düşen temel yükümlülükler nelerdir? Burada anne baba olarak çocuklara çokça haksızlık yapılıyor. Şöyle ki, mesela Başarı Götüren Anne Baba kitabında yazdım ben bunu. Çocukların haritasını çıkarın diyorum. Nasıl çıkarılır çocukların haritası? Daha küçük yaşlarda çocukların yönelimleri, becerili olduğu alanları kendileri gösterirler, ifade ederler. Howard Gardner adında bir eğitim bilimci var. Aynı zamanda sosyolog. Bu adam, Amerikalı bilim adamı, yaptığı bir araştırma sonucunda insanların bir tane zekasının olmadığını, 11'den fazla zekasının olduğunu ortaya çıkarıyor yaptığı çalışmada. Diyor ki, insanlarda işte bedensel zeka vardır, doğa zekası vardır, matematiksel zeka vardır, sözel dilsel zeka vardır, görsel zeka vardır, bireysel zeka vardır. Yani çok farklı zeka türleri olduğunu söylüyor. İşitsel zeka vardır diyor. Şimdi bunu ben aldığım zaman çocuklarda şöyle yönlendiriyorum. Bir anket hazırlıyorum anne babaya ve diyorum ki bu ankette çocuğun haritasını çıkar. Toprakla suyu karıştırıyor, işte bulaşık deterjanını koyuyor ve deneyler yapıyor. Ya da çocuk eline tarağı alıyor ve az solist gibi şarkı söylemeye çalışıyor. Ya da düz duvara tırmanacak kadar bedensel olarak çok hareketli. Şimdi bu çocukların bu yanlarına baktığımızda, bu testi de verdiğimizde o çocuğun hangi alanda başarılı olacağını görürüz. Ve okula da yazdırırken okul anlamında hangi derslerde başarılı olacağını görürüz. Çokça yapılan hata şudur. Çocuk mesela matematik dersinde başarılıdır ama Türkçe'de başarısızdır. Çocuğa Türkçe dersinde özel ders aldırılır. Oysa ki matematik dersinde başarılıysa o alanda daha başarılı olması için o alanı beslemek gerekiyor. Çünkü onun sınavını geçtiğinde zaten bitecektir. Okul hayatımızda girdiğimiz sınavlardan kaç tanesinin konusunu hatırlıyoruz Allah aşkına? Hiçbirisini hatırlamıyoruz. Sadece akademik olarak başarılı bir not almak uğruna bunu yapıyoruz. Şimdi ben bugün konuşuyorum ve ekmeğimi bu şekilde kazanıyorum. Kitap yazıyorum ve ekmeğimi bu şekilde kazanıyorum. Çocukluğuma indiğimiz zaman kompozisyon derslerinde başarılıymışım. Şiir okuma konusunda sınıfta kendimi alkışlattırmaktan çok hoşlandığım için şiir yazarak okumayı seviyormuşum. Çocukluğuma indiğimde baktığımızda başarılı olduğum alan zaten buymuş. Ama hasbelkader, tesadüflerle belki de bu noktaya gelebildim. Ama bunu bilinçli olarak yapan anne babalar çocuğunu çok daha kısa zamanda başarıya ulaştırabilir diye düşünüyorum. Hocam peki bir çocuğun sınıftaki başarısı ya da başarısızlığı gündelik hayatta ya da sınavında, yaşamında farklılık olarak ne gösterir? Çocukları CNC tezgahına konulmuş böyle bir parça olarak düşünmemek gerekiyor. Bu hatayı çokça yapıyorlar. Örnek veriyorum, matematik dersinde başarısızsa çocuk ya da herhangi birden fazla derste başarısızsa bu çocuk kesinlikle okumayacak, bu çocuk kesinlikle başarısız olacak diye yaftalanıyor. Kendi hayatımdan örnek vereyim. İlkokulda daha 7-8 yaşlarındayken anne ve babam boşandığı için, ayrıldıkları için böyle biraz duygusal ve travmatik bir hal almıştım ve okuldaki dersleri çok fazla algılayamıyordum o duygusal durumdan dolayı. Ve o dönemde ilkokuldan, 5. sınıftan mezun olduktan sonra ortaokula yazdırılıyordu çocuklar. Ve ilkokuldan ortaokula geçmem gereken süreçte ilkokul öğretmenim diplomamı verirken bu çocuğu okula yazdırmayın, bir mesleğe verin, bir zanaata verin diyerek telkinlerde bulunmuş. Şimdi o öğretmenimin söylediği bakış açısıyla bakmış olsaydık bugün 2 tane üniversiteyi bitiremezdim, 1 tane yüksek lisans yapamazdım, 9 tane kitap yazamazdım, binlerce saat seminer veremezdim. Açıkçası çocuğun bugünüyle yarını aynı olacak anlamına gelmiyor. Belki bir öğretmen dokunacak onun hayatına, belki bir abisi, ablası dokunacak ve bir anda birçok şey değişebilecek. Yani lokal olarak bir bölgede çocuğun başarısız olmuş olması, hayatının genelinde başarısız
başarısız olacağı anlamına gelmiyor. Ön yargılı olmamak gerekiyor. O nedenle bugün matematik dersinde başarısız olur ama belki de ihtiyaç duyduğu için, lazım olduğu için 19 yaşında matematiği öğrenecektir çocuk ve ihtiyacı kadarını görecektir. Sadece ilkokulda 0 aldı diye, 1 aldı diye bir tane dersten başarısız oldu diye hayatının geri kalanını ipotek altına almaya gerek yok. Çocuklara bu haksızlığı çokça yapıyorlar. En azından kendi hayatımdan bu örneği anlatarak, aktararak anne babalara bir anlamda örnek olsun istedim ki bu hatayı yapmasınlar ne öğretmenler ne anne babalar. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Hocam, bu durumda şunu söyleyebilir miyiz? Çocukların yönelimlerini belirlemek lazım aslında. Evet. Yani ben hekimlik yapıyorum. Aslında bu her ne kadar istesem de ne olduğunu bilmeden benim kazandığım ama zaman içerisinde şanslıyım ki sevdiğim bir iş. Evet. Ama herkes için böyle olmuyor. Evet. Dolayısıyla daha eğitim çağında çocuğun yöneliminin belirlenmesi gerekiyor. Doğru mu? Kesinlikle Mehmet Bey. Sizin de benim de söylemiş olduğunuz, verdiğimiz örnek aynı şeyi gösteriyor. Çocukların çok küçük yaşlardaki o küçük davranışlarından, o minik anket dediğim Başarı Götüren Anne Baba kitabındaki anketten yola çıkarak sevdiği ya da sevmediği, hoşlanmadığı yönelimlerini ortaya çıkararak bu hatadan kurtulmuş oluyor anne baba. Çok küçük bir örnek vereyim. Çocuk mesela rastgele piyanonun tuşuna bastı diye anne baba da çocukluğunda piyano dersi alamadı, müziği sevmiş ama alamamış, kendi içindeki o şeyini bastırabilmek adına çocuğu kurban yapıyor. Çocuğu hiç sevmese de yıllarca keman dersine, piyano dersi aldırarak çocuğa zulmediyor. Ondan sonra çocuk diyor ki en sonunda bitiyor, 17-18 yaşına geliyor ve o dersler bittiğinde oh be üstümden öküz kalktı diyor çocuk. Çünkü istemiyor onu almayı ya da çocuğun bedensel zekası çok fazla iyi değil, güçlü değil. Anne baba o yanını güçlendirsin diye çocuğu futbol okuluna yazdırıyor ve çocuk çelimsiz, biraz da zayıfsa korkarak o sporu yapıyor ve istemeden yıllarca o spora mahkum kalmış oluyor. Ve sonra da dönülmüyor tekrardan. Aynen öyle. Yani geri... o öğrenilen şeyler, o piyano tekrar çalınmıyor veya evet. O futbol topuna bir daha vurulmuyor evet, zaten. Evet, evet. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Çocuğun hangi alanda başarılı olabileceğini tartarak o alanına hem eğitim anlamında hem hobileri anlamında hem de işte sosyo-kültürel aktiviteler anlamında anne baba dikkat edebilir. Kesinlikle. Biz yetişkinlerin çocuklarımızı doğru yönlendirmesi gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür İyi ki geldiniz. Ediyorum. Çok sağ olun. Renk kattınız yine. Faydalı bilgiler verdiniz. Evet, bugün 8'de sağlıkta misafirimiz Murat Tunalı'ydı. Kendisiyle çocuklarımızın kişisel gelişim ve akademik kariyerleri hakkında detaylı bilgiler vermiş oldu. Evet, 8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.